Herhangi bir şişenin tepesine doğru üflediğiniz zaman şişeden bir ses çıktığını duyarsınız. Yanımda bu sesi çıkarabileceğim bir şişe var. Şunu bir dinleyin. Şişe neden böyle bir ses çıkarıyor? Nasıl oluyor da böyle bir ses duyuyoruz? Bu sesin oluşmasına durağan dalgalar sebep oluyor ya da buna en yakın şey olarak rezonans diyebiliriz. Bu videoda bunların nasıl çalıştığı hakkında konuşacağız. Ekranımızı temizleyerek devam edelim. Az önce bahsettiğimiz şişeyi şu şekilde gösterebiliriz. Bunu bir boru gibi düşünebilirsiniz, basit bir boru ve bir ucu kapalı. Burası önemli, borunun bu ucu kapalı. O kısmı böyle gölgeli çizdim ki kapalı olduğu belli olsun. Yani burası şişenin dibi ve yan duruyor. Bu kısım açık. Yani elimizde bir kapalı uç, bir açık uç ve aralarında hava var. Peki bu hava ne yapıyor? Şişenin tepesine doğru üflediğimde hava hareket etmeye başlıyor. Ama kapalı uçtaki hava büyük oranda sıkışmış halde. İleri geri salınım hareketi yapmak istiyor. Tıpkı diğer hava moleküllerinin yapmak istediği gibi. Ama ne zaman salınım yapmaya kalksa bu kapalı uca çarpıyor ve enerji kaybediyor. Tekrar tekrar denese de hep enerji kaybediyor. Bir yere kıpırdayamıyor. Oysa ki açık olan diğer tarafta hava deliği gibi dans edebiliyor. İleri geri salınım yapabiliyor. Hava molekülleri tabi bu kadar uzağa gidemez. Biraz abartarak çiziyorum ki daha rahat anlaşılsın. Evet bu taraf kapalı tarafa göre çok daha fazla salınım yapar. Burada ise hava sadece durur. Orta kısma baktığımızda ise ne az ne çok bir salınım yapar. Şimdi bu hareketi görmek istersiniz diye düşündüm ve sizlere küçük bir animasyon hazırladım. Böyle bir şekilde gözükürdü. Kapalı ucu görüyor musunuz? Bakın hava orada hiç hareket etmiyor. Açık uçta ise hava delice hareket ediyor. Ortada ise değişken bir durum var. Kapalı uca yaklaştıkça azalan bir salınım hareketi görüyoruz. Pekala az önceki animasyon bu şişe için yapılan bir modellemeydi. Bunu aynı zamanda şöyle de düşünebiliriz. Şişenin dibini kesip çıkarırsanız duran dalga elde edersiniz. O da aşağı yukarı şöyle gözükür. Şimdi dedik ki iki ucu da açık olsun. Bu uç açık, bu uç da açık. O zaman bu uçtaki hava artık sıkışık değil. Aksine deli gibi salınım yapabiliyor. Buradaki hava da deli gibi salınım yapabiliyor. Ve görünen o ki iki ucu da kesilmiş bir şişeye üflediğiniz zaman veya bir plastik borunun içine üflerseniz başka bir rezonans yani başka bir durağan dalga elde edersiniz. Ortasındaki hava molekülü hareketsiz kalır. Ama uçtakiler deli gibi salınım yapar. İşte bu da şekilde gözükür. Her iki uçta deli gibi salınım yapar ama tam ortadaki hava hiç hareket etmez. Buna da böylece duran dalga diyoruz. Aslına bakarsanız ben bu ismi pek sevmiyorum. Onun yerine dans eden dalga demeyi tercih ediyorum. Çünkü bakın hava hareket halinde. Burada hava ileri geri gidiyor. Buradaki gitmiyor ama yine de çoğu hava ileri geri gidiyor. Buna duran dalga diyorlar. Çünkü hatırlayalım. Dalgalarda böyle sıkışmış bir alan vardı ve bu sıkışmış alan bir çizgi üzerinde belli bir hızla hareket ediyormuş gibi gözüküyordu. Buna ilerleyen dalga deniyordu. Ama bir duran dalga oluşturduğunuz zaman tekrar göstereyim. Duran dalga aslında pek mesela bakın buradaki sıkışmış alan bir çizgi üzerinde ilerliyormuş gibi gözükmüyor. Her şey sanki ileri geri salınıyormuş gibi duruyor. Peki bunu matematiksel olarak nasıl ifade ederiz? İşte işin zor kısmı bu. Bu kısım insanları çıldırtıyor. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Basit çizgiler çizebiliriz. Evet, bütün hava moleküllerinin denge durumundaki pozisyonlarını gösteren çizgiler çizelim. Denge pozisyonu süslü bir kelime ama şu anlama geliyor. Bu bizim iki ucu açık borumuz. Bu çizgilerde havayla uğraşmadığımız zaman havanın durduğu yerler. Yani sadece havanın rahatsız edilmeden takıldığı pozisyonu ifade ediyor. Bu çizgileri de buraya çizdim ki nerede bulunmak istediklerini görebilirim. Böylece yerlerini değiştirdikleri zaman ne kadar yer değiştirmiş olduklarını görebileceğiz. Elinizde plastik borular var. Üstünden üflediniz ama üflemeden önce hava bu şekilde gözükür. Bir süre sonra hava şu şekilde gözükebilir. Hava yer değiştirmiş oldu değil mi? Bakın şimdi buradaki ta buraya kadar gitmiş. Buradaki buraya gitmiş. Buradaki buraya gitmiş. Buradaki çok çok az ilerlemiş. Buradaki hiç hareket etmemiş. Buradaki sağa gitmiş. Buradaki de sağa gitmiş. Buradaki de sağa gitmiş. Ve buradaki de bayağı sağa gitmiş. Çünkü buranın ucu açık. Bu durumda farklı noktalarda değişiklik gösteren yer değiştirmelerimiz olduğunu bulduk. Öyleyse yapacağımız şey bunları grafiğe dökmek. Bu şeyin ne yaptığını görmek için grafik çizeceğim. Öyleyse şuraya bir x ekseni çizelim. Yatay bir eksen. Bu eksen boru üzerinde nerede olduğumuzu göstersin. Bir de düşey bir eksen çizelim. Bu da ne kadar yer değiştirme olduğunu göstersin. Tepesine yer değiştirme yazalım. Hava molekülünün yer değiştirme miktarını kastediyoruz. Bu da boru üzerinde nerede bulunduğumuzu gösteren eksen. Buna da sadece x diyelim. Peki bunu grafiğe dökersek ne göreceğiz? Şöyle bir bakarsak buradaki x pozisyonunda bulunan hava molekülü sola doğru çok fazla yer değiştirmiş. Genellikle sol taraf negatifi temsil eder. O yüzden grafikte de bunu aşağılarda bir yerde göstereceğim. Şöyle aşağılarda bir nokta seçeceğim ve grafiği çizmeye başka bir renk seçeyim ki daha net görebilelim. Grafiği çizmeye başlayacağım. Bu çok fazla yer değiştirmiş. Buradaki de aksine hiç yer değiştirmemiş tam olarak ortada. O yüzden eksenin tam üzerinde olması gerekiyor. Çünkü sıfır yer değiştirmeyi gösteriyor. Aklınızda olsun burası sıfır yer değiştirme. En uçtaki de sağa doğru çok fazla yer değiştirmiş. Mantıken burası sağa doğru çok yer değiştirmiş. Aradaki noktaların değerleri değişken ve şu şekilde gözükür. Şu şekle benzeyen bir grafik elde ederiz. Peki bu ne? Aa, bu bir duran dalga bu şekilde görürüz. Ama bu şekilde kalmaya devam etmez. Tam bu ortadaki hiçbir şey yapmamaya devam eder. Ama en sol uçtaki şu şekilde hareket eder ve ileri geri salınım yapar. Ve bu şekilde eğer zamanda oynatırsanız, bu nokta denge pozisyonuna dönmek için harekete geçer. O zaman burası yukarıya doğru ilerler. Sonuçta aslında şöyle bir manzara ile de karşılaşabilirdiniz. Hiçbir şey önceki sefer olduğu gibi çok fazla yer değiştirmemiş. Biraz daha beklerseniz düz bir çizgi haline gelir ve her şey denge pozisyonuna geri dönmüş olur. En sonunda tersine döner ve bu şekilde bir grafik elde ederiz. Kabaca böyle bir şey olur. Bu grafiği izlerseniz yukarı aşağı doğru hareket ettiğini görürsünüz. Bu kısım en yukarıya kadar gider, sonra da en aşağıya iner. Ve bunun yani grafiğin bir hava molekülünün yukarı aşağı doğru hareket etmediğini gösterdiğini bilmemiz iyi bir şey. Çünkü siz de fark edeceksiniz. Bu hava molekülleri yukarı aşağı doğru hareket etmiyor. Sola ve sağa doğru hareket ediyorlar. Çizdiğimiz bu grafikte sağa ya da sola ne kadar yer değiştirdiklerini gösteriyor. Yani duran bir dalganın tepe noktası. Evet, burası bir dalganın tepe noktasına benziyor. Bu grafik üzerinde tepe noktası sağa doğru hareket etmiyor. Aksine yukarı aşağı doğru dans ediyor. Tam olarak yaptığı şey bu. Keşke bunlara dans eden dalgalar diyebilseydik ama maalesef zamanında duran dalgalar olarak adlandırılmışlar. Bu tepeler yukarı aşağı doğru hareket ediyor ve bu düğüm noktası olduğu yerde duruyor. Eğer bu normal bir ilerleyen dalga olsaydı bu düğüm noktasını sağa doğru ilerlerken görürdük. Aynı şekilde tepe de sağa doğru ilerlerdi. Ama bunu yapmadığı için buna duran dalga diyoruz. Az önce söyledim ama ortadaki bu noktanın özel bir adı var. Buraya düğüm noktası deniyor. Ve bu uçlardaki noktalara, buraya ve buraya, bu delice salınım yapan noktalara da karın noktası deniyor. Yani karın noktaları, delice salınım yapan noktalara, düğüm noktaları da hiç salınım yapmayan noktalara deniyormuş. Bu parçacık hiç hareket etmiyor ve grafikteki bu nokta hep sıfırda kalıyor. Şimdi asıl önemli olan bunu matematiksel olarak nasıl göstereceğimiz. Grafik olarak gösterdik. Peki ama matematiksel olarak nasıl gösterebiliriz? Önce şuraları biraz temizleyeyim. Soru şu. Bu bir dalga boyunun ne kadarı? Hatırlıyorsanız eğer bir dalga boyu. Önce şuraya bir dalga boyu çizeyim. Bir dalga boyu şu şekilde gözüküyordu. Bu x ekseni ile dalganın grafiği olsun. Başladığı noktaya geri döndüğü zaman bir tam dalga boyu oluyordu yani döngüdeki bir noktadan o noktaya geri gelene kadar ilerleyince bir tam dalga boyu elde etmiş oluyoruz. Peki buradaki kaç dalga boyu yapıyordu? Şimdi bakalım. Aşağıdan başlıyor. Sonra yukarıya gidiyor ve bu kadar. Orada duruyor. Bu bir tam dalga boyu mu? Hayır. Sadece yarım dalga boyu. Bunun dalga boyunu borunun uzunluğu cinsinden ifade etmek isteseydik ne diyebilirdik? Diyelim ki bu borunun uzunluğu L olsun. Şimdi ilk olarak yarım dalga boyu olduğunu anlamıştık. O zaman L eşittir. L uzunluğundaki boruya 1 bölü 2 dalga boyu sığdı. E, 1 bölü 2 dalga boyu belli bir mesafeye eşit. Öyleyse ilk oluşturduğumuz duran dalganın 1 bölü 2 dalga boyluk mesafesi 1 bölü 2 lambdaya eşit olur. Bu durumda lambda eşittir 2L diyebiliriz. İşte bu kadar. Bu dalga lambdası 2L'ymiş. Ayrıca bunlara temel frekans ya da temel dalga boyu da diyoruz. Bu özel bir isim çünkü sesli olacağından duyacağınız şey bu olacak. Evet, bu dalga boyunu duyacaksınız. Ama bir tek bu duran dalgayı oluşturabiliyor değiliz. Burada istenilen tek bir şey var. O da bu uçların yani karın noktalarının deli gibi salınım yapması. Bu durumda ortada bir düğüm noktası vardı ve iki uçta da birer karın noktası vardı. Sorumuz şu: Başka nasıl bir duran dalga oluşturabiliriz? Başka bir duran dalga için bu uçta karın noktası olmalı, diğer uçta da karın noktası olmalı. Ama ortada bir düğüm noktası yerine birçok düğüm noktası olabilir diye düşünebiliriz. O zaman böyle bir şey yapalım. Bu şekilde bir dalgamız oldu. Bakın, bu uçta bir karın, diğer bir uçta da karın oluştu. Olması gerek çünkü elimizde bu iki ucuda açık bir tüp var. Açık uçtaki parçacıkların yer değiştirmesinden dolayı uçların karın noktaları olması gerek. Bu durumda ortada iki düğüm noktamız oldu. Ortada iki düğüm ve iki karın noktamız var. Öyleyse bu kaç dalga boyu eder? Hadi bulalım. Bu mavi dalga boyu bir tam dalga boyuydu. Yeşil de en yukarıya kadar çıkıp en aşağı kadar iniyor. Bakın bu da bir tam dalga boyuymuş. Bu durumda L, tüpün uzunluğu, bir tam dalga boyuna eşit oldu. Aynı zamanda buna ikinci harmonik de diyoruz. Böylelikle bunu da tamamlamış olduk. Evet pek fazla duymazsınız ama eğer frekansları incelerseniz içinde birazcık bu frekansı da ya da bu dalga boyunu da duyarsınız. Bu durumda lambda eşittir l oldu. Buna ikinci harmonik diyoruz. Buna lambda 2 diyeceğim. Lambda 2 eşittir l. Evet bu da ikinci harmonik. Bakalım başka ne oluşturabiliyoruz. Bir tane daha deneyelim açık olduğu için bu uçta karın aynı şekilde açık olduğu için bu uçta da karın noktası olması gerektiğini biliyorsunuz. Ama ortada iki düğüm noktası yerine üç düğüm noktası da olabilir. Öyleyse en yukarıya kadar gideceğim sonra en aşağı kadar ineceğim. Ve tekrar en yukarıya gideceğim. Şimdi bu uçta bir karın, diğer uçta bir karın ve ortada bir, iki, üç düğüm noktası oldu. Bu kaç dalga boyu ediyor? Bakalım. Bir tam dalga boyunu referans alalım en aşağıdan başladı. En tepeye kadar gitti. Sonra en aşağı kadar indi. Ve ilerlemeye devam ediyor. Bu bir dalga boyundan fazla edecek. Çünkü bu sadece bu kısımdı. Tekrar en tepeye çıkmam gerek. Dolayısıyla bu dalga bir buçuk dalga boyu ediyormuş. Çünkü bu kısım ekstradan yarım dalga boyu kadar. Yani bu aslında bir dalga boyu artı yarım dalga boyuymuş. Bu durumda L tüpün toplam uzunluğu. Bu değişmiyor tüpün toplam uzunluğu her zaman L kadar. Bu sefer içine 1,5 dalga boyu sığabilmiş. Yani 3 bölü 2 dalga boyu. Bu da lambda eşittir 2L bölü 3 demek. Lambda 3, buna da 3. harmonik diyoruz. Tüpün içine sığabilecek 3. dalga boyu eşittir 2L bölü 3 olacak. Ve bu böyle 4. harmonik, 5. harmonik diye devam ediyor. İçeriye bir düğüm noktası eklediğiniz zaman, İki uçta da birer karın noktası olduğu takdirde tüpün içine sığabilecek başka bir duran dalga elde edersiniz. Bunlar olası dalga boyları ve eğer olası bütün dalga boylarını bulmak isterseniz muhtemelen buradaki örüntüyü görmüşsünüzdür. Bakın 2L ardından L ardından 2L bölü 3. Bundan bir sonraki 2L bölü 4. Sonra 2L bölü 5. 2L bölü 6 diye devam ediyor bu şekilde hepsini yazmak istiyorsanız lambda n eşittir. Bu tüm olası dalga boyları 2L bölü n, n eşittir 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Eğer n eşittir 1 olsaydı 2L elde edecektim. Yani temel dalga boyunu bulacaktım. n eşittir 1 dersek temel olanı buluyoruz. n eşittir 2 olsaydı 2L bölü 2'den L bulacaktık. Bu da ikinci harmonik olacaktı. Çünkü n eşittir 2 dedik n 3 olsaydı 2L bölü 3 bulacaktık. Bu da 3. harmonik olacaktı. Bu da bize duran dalga için olası bütün dalga boylarını göstermiş oluyor. Şimdi bunda iki ucu da açıktı. Bir sonraki videoda sizlere bir ucu açık diğer ucu kapalı tüplerde neler olduğunu göstereceğim.